Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz mutfağıma. Bugün tekrardan bir akşam yemeği menüsüyle sizlerleyim. Neler hazırlayacağım? Hemen öncelikle onları sıralayayım. Tavuklu bir bezelye yemeği yapacağız. Böyle hafif bir sulu, yanına da bir pirinç pilavı ve bir de salata yapacağım. Sadece bu kadar. Ben bezelyeyi taze bezelye olduğu için haşladım. Birkaç sudan geçirip yıkadım. Ve altta hemen burada patates ve bezelyeyi de küp küp olacak şekilde doğradım ve hazırladım. Yarım kilo kadar tavuğu göğsünü de küp küp bir şekilde doğrayıp onu da yıkadım. Soğanımı da doğradım. Şimdi ocağın başına geçeyim. Yemeklerimi yapmaya başlayayım. Önce bezelye yemeğiyle başlayayım. O arkada pişerken pilavımı yaparım. Yarım çay bardağı sıvı yağını tencereme alıyorum. Yağ ısındıktan sonra öncelikle tavukları biraz kızartacağım. Tavukları idare ediyorum. Bu esnada tavukların sulanmaması için altını biraz yükseğe açıyorum. Sulanmasına izin vermiyorum. Hafif böyle tavukları kızarttım. İçerisine bir adet orta boy soğanı yemeklik olacak şekilde doğradım. İlave edip soğanlar da pembe reçeli kadar kavuruyorum. Bir yemek kaşığı domates salçası ilave ediyorum. Birazcık da salçayla hafif kavuracağım. Patates, havuç ve bezelyeyi ilave ediyorum. Benim bezelyelerim oldukça piştiği için ben sadece patatesler dağılmadan havuçların patatesleri pişireceğim. Patatesleri çok pişirip dağıtmayın. Şöyle karıştırıyorum. Biraz pul biber ilave edeceğim. Sizler de arzu ederseniz ekleyin. Arzu etmezseniz eklemeyin baharatları. Biraz karabiber ve tuz ilave ediyorum. Kapağını kapatayım. Ara ara karıştırarak bir 5-10 dakika kavuracağım. Altında kız sağlıyorum. Yemeği bu şekilde önce su koymadan önce kavurursanız daha lezzetli oluyor. Bir 10 dakika ara ara karıştırarak kavuracağım. Dakikadır kavruluyordu. Yeterli artık. Burada kaynattığım sudan ilave ediyorum. Çok fazlasıyla pişirmeyeceğim. Şöyle ara ara bakacağım. Patateslerin hafif böyle piştiğini görünce hemen kapatacağım. Bu sefer çok patatesler dağılıyor ve görüntü olarak da hiç hoş bir görüntüsü olmuyor. Kapağını yarım olacak şekilde kapatıyorum. Altında kısağı alıyorum. 15-20 dakika boyunca ara ara patatesleri kontrol ederek pişireceğim. Şimdi bu yemeğimi arka tarafa alayım. Orada pişerken pirinç pilavını yapacağım. Pilav için tencere ocağı alıyorum. Ocağın altı yanıyor. Yarım çay bardağı sıvı yağını tencereme koyuyorum. Bir çay bardağından birazcık eksik arpa şehriye. Ben bu sefer arpa şehriyle yapacağım pilavı. Şehirlerin rengi değişene kadar kavuruyorum. Bu arada yemeğim de kaynamaya başladı. Altını kıstım. Artık bir 15 dakika boyunca hiç ellemeyeceğim. Şehriye kavruldu artık. 2 su bardağı yıkayıp süzdüğüm pirinç ilave ediyorum. Bir 5 dakikadır kavuruyorum. Yeterli. Hemen ardından bir yemek kaşığı çok doldurmadan yarım yemek kaşığı kadar tereyağı ilave ediyorum. Tuzunu ilave ediyorum. İki bardak pirince 2,5 su ilave ediyorum. Kapağını kapatıyorum. Kaynamaya başladıktan sonra en kısa alıp yavaş yavaş pişireceğim. Yemeğim de burada kaynıyor. Yemeğe de bir bakayım. Gördüğünüz gibi gayet güzel. Yağı salçası da gayet iyi. Çok da koymadım.
ara ara bakın ama çok da karıştırıp patatesleri dağıtmayın. Ve patateslerin piştiğini anlayınca kapatacağım. Yemeklerimi hepsini hazırladım. Buraya da getirdim sunum için. Ben birazcık böyle salata hazırladım arkadaşlar. Bunları çok fazlasıyla çektiğim için göstermek istemedim. Kıvırcık, salatalık ve havuç kullandım sadece. Burada da böyle normal sütlaç yaptım. Bunun tarifini de en kısa zamanda kanalıma yükleyeceğim. Oradan bakabilirsiniz. Bezelyem de çok güzel pişti. Bir yarım saattir dinlendiriyordum yemeklerimi. Şimdi artık tabaktaki son haline geçebilirim. İlk önce yemekten koyacağım tabağa. Ben böyle ayrı ayrı koyuyorum. Arzu ederseniz pilavın üstüne de koyabilirsiniz. Hiçbir şekilde patatesler, havuçlar dağılmamış. Tane tane içindekiler de. Da şöyle bir karıştırayım. Birazcık bekledi. Ondan dolayı böyle biraz topak topak gibi durabilir ama gayet tane tane bir pilav oldu. Arzu ederseniz şöyle yemeğin pilavın üzerine de koyabilirsiniz. Böyle de gayet güzel oluyor. Umarım sizler de denedikten sonra memnun kalırsınız. Bu hazırladığım menüleri beğeniyorsanız beğenip arkadaşlarınızla paylaşmayı, kanalıma abone değilseniz abone olmayı unutmayın. Bir dahaki videolarda görüşmek üzere. Hoşça kalın.